Ben bu görüşmeye çok büyük önem atfediyorum. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin içine düştüğü bu cendereden çıkabilmesi için en büyük umut vesilesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz daima Türkiye'de birkaç tane fay hattından özellikle son 5-6 yılda işte bu MHP-HDP fay hattındaki işte çatışmayı, o çekişmeyi görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ama buradaki Türkiye'nin kuruluşundan itibaren en temel ve en büyük fay hattı, enerjinin en çok biriktiği yer dindar seküler çatışması ve çekişmesiydi. Bugünkü AK Parti iktidarı ile CHP arasındaki mevcut çatışma da 10 yıl Türkiye'nin temel gündemi, ana gündemi oldu. Ve bu öyle bir fay hattı ki bu fay hattı arasındaki bu görüşmeme, bu diyalogsuzluk, bu karşılıklı çatışma hali diğer fay hatlarının da gündemini belirleyen, o fay hatlarına da patlayacak alan yaratan önemli bir fay hattı oldu. Şimdi Cumhuriyet tarihinde ilk defa biz bu fay hattındaki enerji boşaltma imkanına sahibiz. Yani bir deprem olmadan o enerjinin boşaltılması imkanına sahibiz. Bu Türkiye için bence çok kıymetli. Türkiye'nin ortak ulusal kimliğinin önündeki de en büyük engel bu. Yani bu engel çözülebilirse AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına imza attığı mutabakat metni dahi anayasa hükmündedir. Çünkü iki parti Türkiye'nin %70 ila %75'ini oluşturuyorlar. O yüzden bu iki partinin bir araya gelmesi, konuşması, görüşmesi, Türkiye'nin temel sorunlarına ki Türkiye'nin bütün sorunları neredeyse şu an temel. Çünkü anayasa şu an fiilen birçok alanda uygulanmıyor. Bu açıdan çok kıymetli ve çok önemli bir durumda şu an bu görüşme. Bu görüşmeye dair beklenti yüksek olmakla birlikte şimdi Şubat'tan biz Mart'a geçtiğimizde Mart bir bahar ayı ama direkt 1 Mart'ta biz baharı yaşamıyoruz. Yani baharın gelmesi biraz zaman alıyor. Burada da bir anda bir görüşmeyle, iki görüşmeyle kritik davalardan, Türkiye'nin son 7-8 yılına şekil veren kritik davalardan ve her birinde de çok ciddi hukuksuzluklar olan davalardan pozitif ivme beklemek biraz iyimserlik olur, biraz hayatın gerçeklerine aykırı olur. Çünkü bu mevcut ittifak, şu andaki işte adına Cumhur İttifakı diyebilirsiniz, o sadece siyasetin görünen yüzünü temsil ediyor. İçerisinde arkaik yapısında başka başka ittifaklar da var orada. Oranın biraz daha böyle normalize edilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var ve ben Türkiye'de tek adam rejimi olduğunu düşünmüyorum. Bakın tek adam rejiminin olduğu bir ülkede, şunu şöyle ifade edeyim. Bir cumhurbaşkanı kendi atadığı an bütün üyelerini kendisini ve partisini atadığı neredeyse anayasa mahkemesine bu kadar fazla sahip çıkamadan yapamaz. Tek bir hamleyle. Ama görüyorsunuz ki bu Anayasa Mahkemesi'ne Tayyip Bey sahip çıkamadı. Bu demek ki güç Tayyip Bey'de temerküz etmiyor. Tayyip Bey bu denklemin taşlarından bir tanesi. En güçlüsü mü ondan bile emin değilim. O yüzden madem Tayyip Bey bir alan açmaya çalışıyor, çünkü Tayyip Bey'in elindeki en büyük güç Tayyip Bey yapan şey siyasetti. Ama Türkiye'de 2015 yılından bugüne siyaset gün ve gün öldürüldü. Siyaset öldürüldüğü anda Tayyip Bey'in büyüsü ve sihri bozuldu. Ve partisi %51-52 alırken bugün partisi %30'lara kadar düştü. Şimdi Tayyip Bey bunu görüyor. Ve ben şunu temenni ediyorum. Evet, Türkiye dünya siyasetinde de Tayyip Bey'in olduğu yerden dönen siyasetçi yok. Yani bu kadar otoriterleştikten sonra tekrardan direksiyonu demokrasiye kırabilen bir siyasetçi bilmiyorum. Ama Türkiye'de tarih tekerrür edecek diye bir şey yok. Türkiye buradan çıkabilir. Bunun için önemli bir fırsat var. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin görüşmesi Türkiye'nin belki 200-300 yıllık sorunlarının çözümüne kaparalayabilir. Bu yüzden ben şimdi Tayyip Bey'in hani yakınında olan, eskiden yakınında olmuş insanlara bu konuyu tartıştığımızda insanlar ya sen işte Tayyip Bey'i de pek tanımıyorsun. Tayyip Bey işte az önce Sayın Bakanım da söylediği gibi işte güçten çok vazgeçmez. Ben de diyorum ki Tayyip Bey'in de menfaati bence 2010 yılındaki Tayyip Erdoğan, 2024 yılındaki Tayyip Erdoğan'dan çok daha güçlüydü. Ya şu andaki Tayyip Erdoğan'ın gücü 2010'daki gücünden çok daha az. Şu an çok daha zayıf. İstediklerini yapabilme, siyaseten, şimdi hayatın olağan akışı diye bir tabir bu vardır görüşmeye siyasette. Mecbur mu diyorsunuz yani? İhtiyacı var. Tayyip Bey'in de ihtiyacı var.